Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Amerika ve Dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle bir stüdyo Washington yayınında daha karşınızdayız. ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik bir açıklamasıyla başlıyoruz. Pentagon sözcüsü Peter Cook, Türkiye'nin talebi üzerine Amerika öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de IŞİD'in elindeki Elbaba yönelik operasyon düzenleyen Türk güçlerine destek uçuşları düzenlediğini bildirdi. Bu açıklamanın ayrıntılarını Mehmet Sümer'den alacağız. Mehmet seni dinliyoruz. Merhabalar. Özlem, senin de söylediğin gibi Pentagon'dan bir açıklama geldi Elbap operasyonu ile ilgili olarak. Peter Cook dün düzenlenen basın briefinginde e, Amerikan jetlerinin, koalisyon güçlerine ait jetlerin destek uçuşları yaptığını söyledi. Koalisyon destek verdi mi sorusu üzerine bu cevabı verdi basın e, sözcüsü briefing esnasında. Ancak uçakların herhangi bir şekilde mühimmat bırakmadıklarını yani bomba, bombardıman yapmadıklarını söyledi. Bunun sadece e, yerdeki e, çatışmakta olan Türk güçlerine destek amacı bir gövde gösterisi, bir güç gösterisi amacıyla yapıldığını söyledi. Ayrıca şunu da söyledi tam kendi ifadesiyle, Türk ordusunun Suriye'de gösterdiği çok önemli çabaları, Suriye'deki Türk güçlerinin önemli fedakarlıklarını görüyoruz. IŞİD'e karşı yaptıkları her şeyi destekliyoruz. Bizim gibi koalisyon da destekliyor dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de yürütmekte olduğu, IŞİD'e karşı yürütmekte olduğu operasyona hem Amerikan yönetiminin hem de koalisyon güçlerinin destek verdiğini bu operasyonların koordineli bir biçimde devam ettiğini bir kez daha ifade etmiş oldu açıkçası. Ee, Amerika'nın içerisindeki, Amerika'daki gündeme dair diğer konulara hemen geçmek istiyorum ben bu açıklamalarla. Bu arada Pentagon'da bugün bir basın birifingi daha olacak. Bu basın birifinginde de yine Elbap operasyonunun gündeme gelmesini bekliyoruz. Eğer orada da yine bir takım açıklamalar olursa hem Amerika'nın sesi.com adresinden izleyiciler takip edebilirler hem de yine bizim yayınlarımız esnasında söz konusu açıklamaları onlara aktaracağız. Şu anda çok önemli dakikalar yaşanıyor bu arada Washington'da, başkent Washington'da. Hemen arkamda görmekte olduğunuz kongre binasında Başkan Obama şu anda görüşmeler yapıyor. Demokrat Kongre üyeleriyle bir takım görüşmeler yapıyor. Çünkü Obama Care de e, olarak bilinen ki Türkiye'de de bu isimle biliniyor. Kendisinin ismini taşıyan Amerika'daki sağlık reformuyla ilgili görüşmeler yapıyor. Demokrat Kongre üyelerine kendisi görevden ayrıldıktan sonra da Obama Care sağlık sisteminin devam ettirilmesi için savaşmaları çağrısında bulunuyor. Sabah saat 9'da geldi Obama Kongre binasına. Kapalı kapılar ardında Demokrat Kongre üyeleriyle bir toplantı yaptı. Basına bir açıklama yapılmadı ama aynı saatlerde Cumhuriyetçi kanattan e, 16 gün sonra e, tam 16 gün sonra bir an düşündüm 16 gün sonra başkanlığı devralacak olan Donald Trump'ın başkan yardımcısı olacak olan Pence bir açıklama yaptı ve şunu söyledi tam da Obama Kongrede Obama Care sağlık reformu yasasının kurtarılması için Demokrat Kongre üyelerine çağrıda bulunurken e, Trump'ın başkan yardımcısı dedi ki. Donald Trump göreve geldiği ilk gün yapacağı ilk iş Obama kareyi iptal etmek olacak dedi. Dolayısıyla şu anda Kongrede ciddi anlamda bir savaş var dersek yanlış bir değerlendirme olmaz. Arkamdaki Kongre binasının koridorlarında, e, odalarında çok ciddi bir lobi savaşı yaşanıyor şu anda. Cumhuriyetçiler kesinlikle ki zaten Trump bunu daha önce de söylemişti. Seçim kampanyası esnasında da söylemişti. Biz Obamacare'i tamamen kaldıracağız demişti. Obama'nın da başkanlık süreci içerisinde en çok önem verdiği noktalardan bir tanesi. En çok yatırım yaptığı, en çok ön planda tuttuğu noktalardan bir tanesiydi. Hani bir bakıma Obama başkanlıktan ayrıldıktan sonra da Obama ismini bırakacak. Yaptığı bir hizmet olarak görüyordu bunu. Ama Donald Trump'ın ilk yapacağı iş Obama Care'i kaldırmak olacak. Ki zaten Amerika'nın yeni seçilmiş başkanı ve iki hafta sonra görevi devralacak olan Donald Trump Twitter üzerinden bu konuda da mesajlar vermeye devam ediyor. Ara ara sürekli olarak yazdığı mesajlarda Obama kaldıracağını söylüyor. Bugün de benzer şekilde yine bir takım Twitter'dan mesajlar verdi bu konuyla alakalı olarak ama başka mesajlar da verdi Donald Trump. Açıkçası ilginç günlere şahit oluyoruz. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medyanın ön plana çıkması siyasette de birçok şeyi değiştirdi. Başkan seçilen Donald Trump'ın her gün yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin fikirlerini artık Twitter üzerinden takip edebiliyoruz. Şimdi açıkçası biz gazetecilerin özellikle merak ettiği şey acaba Donald Trump Beyaz Saray'a geçtikten sonra da benzer şekilde tweetler atmaya, gündeme dair değerlendirmelerde bulunmaya, sür değerlendirmelerde bulunmayı sürdürecek mi? Bunu merak ediyoruz. Bugün neler söyledi? Hemen onları kısaca bir toparlayacak olursam Donald Trump bugün de yine sabah saatlerinden itibaren Twitter'dan önemli mesajlar verdi. Öncelikle şunu söyleyelim. 11 Ocak'ta New York'ta bir bir basın toplantısı genel anlamda tüm konuları içeren bir basın toplantısı düzenleyeceğini e, duyurdu. Bakalım o toplantıda neler söyleyecek. Onları da göreceğiz. Ama Twitter'dan e, bugün özellikle ve dün akşam e, Rus bilgisayar korsanlarının Amerika'da seçim sistemine yönelik olarak ve Demokrat Parti'nin bilgisayar sistemlerini aynı zamanda oy sayım e, bilgisayar sistemlerini e, saldırılarda bulunduklarına dair iddialarla ilgili olarak yine ki Donald Trump bu konuda Rusların bu Rus bilgisayar korsanlarının bunu yaptıklarına inanmadığını söylüyordu. Julian Assange WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange Amerikan basında Fox Televizyonunda bir röportaj verdi ve daha önce Twitter'dan da zaten o mesajı vermişti. Assange ve demişti ki ben bu bilgileri Ruslardan almadım yani Ruslar yok bunun arkasında demişti. Bunu tekrarladı Trump da Assange'a bir atıfta bulundu ve işte bakın gördünüz mü Julian Assange da bir kez daha söylüyor bu işin arkasında. Ruslar yok dedi ve aynı zamanda Obama hatırlayacağınız üzere geride bıraktığımız hafta 35 Rus diplomatın sırf bu nedenle sınır dışı edilmesi kararını almıştı ve bir takım yaptırımlar uygulanacağını söylemişti. Aynı zamanda bir rapor sunulacağını Kongre'de söylemişti. Söz konusu saldırılarla bilgisayar sistemlerine yapılan saldırıların Rus bilgisayar korsanları ve özellikle Rus yönetimiyle ilintili korsan gruplar tarafından yapıldığına dair bir rapor sunulacağını söylemişti. Dün akşam yazdığı Twitter mesajında Donald Trump dedi ki bu rapor cuma gününe kalmış. Demek ki daha zamana ihtiyaçları var. Doğru dürüst bir şeyler toparlayabilmek için dedi. Dolayısıyla yine daha şimdiden bu rapor açıklanmadan raporun de güvenilirliğine dair kendisinin kaygılarını dile getirmiş oldu. Dün hatırlayacaktır izleyicilerimiz yine yayında söylemiştik. Amerika'nın sanayi devi şirketlerinden biri olan General Motors şirketine dair bir yorumda bulunmuştu. Trump ve şunu söylemişti. Siz Meksika'da ürettiğiniz araçları hiç gümrük vergisi ödemeden Amerika Birleşik Devletleri'ne getirip satıyorsunuz. Ama bundan sonra bunu yapamayacaksınız. Ya Meksika'daki fabrikalarınızı Amerika'ya taşırsınız ya da çok yüklü miktarda gümrük vergisi ödemek zorunda kalacaksınız demişti. Bugün de Ford şirketiyle ilgili bir yine bir başka otomotiv devi Ford şirketiyle ilgili bir mesaj yazdı. Donald Trump Twitter'a ve bu defa Ford şirketine teşekkür etti. Neden? Çünkü Ford dün yaptığı açıklamada Meksika'da kurmayı planladığı bir fabrikayı iptal ettiğini, bunun yerine aynı fabrikayı Michigan'da kuracağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan e, eyaletinde kuracağını ve en az 700 kişiye bu fabrikada iş imkanı sağlanacağını duyurdu. İşte bu sebeple de Donald Trump Twitter'dan Ford'a teşekkür etti ve bunu duyurdu. Dedi ki Ford Meksika'daki fabrika kurma planını iptal etti. Bunu Amerika'ya taşıyor. 700 kişiye de iş imkanı sunacak. Bunun için de teşekkür ediyorum dedi. Söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde Obamacare denen sağlık sistemi ile alakalı Obama yönetiminin getirdiği sağlık sistemi ile alakalı tartışma var ve tüm bu tartışmaların ötesinde gündemi belirlemeye de yine yeni seçilen Başkan Amerika'nın seçilmiş başkanı Donald Trump'ın attığı yazdığı Twitter mesajları belirliyor. Mehmet Sümer, Pentagon Sözcüsü Peter Cook'un açıklamalarını ve Washington gündemine dair notları aktardı. Teşekkürler Mehmet. Büyükelçisi Matthew Bryza, Rusya'nın aslında terörizmi bahane ederek kendi çıkarları için Suriye'de bulunduğunu ve terör örgütlerine yaptığı saldırılarda sivil kayıpların önüne geçmek için herhangi bir adım atmadığını savundu. Braiza, Rusya, Türkiye yakınlaşmasına farklı bir bakış açısı getirdi ve Rusya'nın asıl amacının Türkiye'yi kullanarak Gürcistan ve Azerbaycan'ı daha fazla kontrol altına almak, aynı zamanda Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak olduğunu belirtti. Emre Elçin'in derlediği söyleşiyi getiriyoruz ekranlarınıza. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda uzun dönem diplomat olarak görev yapan Matthew Braiza, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın matem havasını olumlu bir ortama çevirmeye çalıştığını söyledi. Braiza'ya göre ayrıca Türkiye'deki son saldırılar, sistemin içine işlemiş kontrol dışı unsurların halen faaliyette olduğuna işaret ediyor. Ben bu dehşet verici olayın Türkiye-Rusya ilişkilerinin ilerlemesine yol açacağını düşünüyorum. Bu son saldırı yalnızca elçilerin güvenliklerinin tehlikede olmadığına, Aynı zamanda Türkiye'de sistemin içine işlemiş kontrol dışı unsurların da halen faaliyette olduğuna işaret ediyor. Ben Türk halkının genel görüşünün Rusya ile ilişkilerin ilerletilmesinden yana olduğunu düşünüyorum. Putin ve Erdoğan da halkın bu fikrine davranışlarıyla katıldıklarını gösteriyor. Bu yaz havasını olumlu bir ortama çevirmeye çalışıyorlar ki bu yakınlaşmadan Suriye konusunda bir çözüm bile çıkabilir. Bryce ayrıca Rusya'nın, Suriye'nin geleceği hakkında nasıl bu kadar söz sahibi olabildiği konusunda da görüşlerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler Rusya'yı Suriye'deki müdahalelerinde çocukların bulundukları okullara ya da yer altında kurulan hastanelere zırh delici bombalarla saldırmak gibi savaş suçları işlemekle suçluyor. Eğer Rusya gerçekten bu tür savaş suçları işlemekten kaçınır ve bunun yerine sorunun çözümüne yönelik siyasi bir yol ararsa bu ideal olur. Ancak asıl sorun Amerika'nın, Birleşmiş Milletlerin ve müttefiklerin olaylara yeterince müdahale olmamasından kaynaklandı. Dışişleri Bakanı Kerry aylarca bu soruna askeri bir çözüm olmadığını savundu. Şimdi de Rusya ve Esad'ın en azından soruna askeri çözüm getirdiklerini görüyoruz. Çünkü en azından Halep'te savaşı onlar kazandı. Bizim aslında Moskova'yı işlediği savaş suçlarından sorumlu tutmamız gerekiyordu. Ancak bunun için artık geç. Rusya'nın kendini barışı sağlamak adına ara bulucu olarak göstermesinde artık bir sorun yok. Ancak Rusya bunu yaparken Orta Doğu'daki varlığını da arttırmaya çalışıyor ki bunda da bir sorun yok. Çünkü Amerika her konuda Rusya'dan çok daha güçlü yani Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu arttırmaya çalışması sanıldığı kadar da tehlikeli değil. Rusya'nın aslında terör örgütlerini yok etmek gibi bir amacı olmadığını savunan Bryza, Putin'in Suriye'deki hedefleri arasında Orta Doğu'da daha fazla söz sahibi olmaya çalışmak olduğunu belirtti. I think, first of all, Öncelikle Rusya'nın Orta Doğu'da yeterince söz sahibi olacak ne askeri, ne ekonomik, ne de siyasi bir gücünün olduğunu düşünüyorum. Ancak Gürcistan ve Ukrayna'da gördüğümüz gibi Rusya kendi bölgesinde yeterince söz sahibi. Bununla birlikte Rusya'nın terörle savaş yöntemleri Batı'nınkilerle örtüşmüyor. Rusya aslında terörle savaştığını öne sürerek bir Esad'ın liderliğine devam etmesini sağlamaya, iki, Orta Doğu'daki varlığını arttırmaya ve üç, dünya liderlerine Amerika'nın aksine Rusya'nın Suriye çözümünde rejim değişikliğine gitmeyeceğini göstermeye çalışıyor. Bunlar Rusya'nın hedefleri. Rusya'nın gerçekten terör örgütlerini yok etmeye çalıştığını düşünmüyorum. Yani diğer bir deyişle Rusya, terörle mücadelesini Orta Doğu'da daha fazla söz sahibi olmak gibi kendi çıkarları için kullanıyor. Yeni seçilen başkan Donald Trump'ın Rusya ile IŞİD'e karşı bir işbirliğine gidebileceğini söyleyen Braiza'ya göre, Suriye'deki Rus varlığının asıl nedenini kısa bir süre içinde anlayacak olan Donald Trump hayal kırıklığına uğrayabilir. Bunun sonucunda da Rusya ile yaşanılan gerilim tekrar tehlikeli boyutlara tırmanabilir. In theory, it would be great. Rusya ve Amerika'nın IŞİD terörüne karşı birlikte hareket etmesi teoride harika olurdu. Ancak böyle bir olasılık görmüyorum. Aslında teröre karşı kurulacak her koalisyon olumlu. Rusya'nın terörle mücadele yöntemi Amerika'nınkinden çok farklı. Belki izleyicileriniz bana katılır ya da katılmaz. Ama NATO ve Amerika terörle savaşırken sivil kayıpları önlemek ve olabildiğince az tutmak için elinden geleni yapar. Ancak Rusya, Halep ve Grozny'de de gözlemlediğimiz gibi terörle mücadele ederken herkesi öldürüyor. Yeni göreve başlayacak Donald Trump'ın bir şekilde Rusya ile işbirliğine gideceğini umut ediyorum. Ancak IŞİD'i yenilgiye uğratmış olsa bile Esad'ın Suriye'deki görevine devam ettiğini ve IŞİD'den kalan boşluğu başka terör örgütlerinin doldurmaya çalıştığını göreceğiz. Esad rejimi Suriye'deyken ülke istikrarının sağlanması gerçekten zor. Bu nedenle de kısa bir süre sonra Trump'ın hayal kırıklığına uğradığını ve Rusya ile tekrar gerilimin tırmandığını görebiliriz. Hatta Donald Trump'ın Rusya politikasında Barack Obama'nın yaptığı gibi reset yani fabrika ayarlarına dönme yöntemine gittiğini görebiliriz. Obama yönetimi ve müttefiklerin en büyük hatasının Suriye sorunları karşısında pasif davranmak olduğunun altını çizen Bryza'ya göre uluslararası toplumun Rusya'yı artık işlediği savaş suçlarından sorumlu tutması gerekiyor. Amerika artık olayların dışında kaldı. Başkan Obama'nın en büyük hatası kendi kırmızı çizgilerinde yeterince diretmemek oldu ki bunun kimyasal silahların kullanımı olduğunu biliyoruz. Bence Dışişleri Bakanı John Kerry ve Başkan Barack Obama, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından çok dahice aldatıldı. Lavrov, Kerry ve Obama'yı Suriye'nin elinde bulunan kimyasal silahların imha edilmesiyle insanlık dramının azalacağı yönünde ikna etti. Ancak bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle Amerika'da kendini oyun dışına atmış oldu. Eğer IŞİD veya herhangi bir terör örgütünü yok etmek gibi bir niyeti olmayan Rusya ile işbirliğine gidersek, Amerika bu sefer tamamen oyun dışı kalacaktır. Umarım IŞİD'e karşı işbirliği devam eder ve ben bu görüşlerimde yanılırım. Ancak bence zamanla Rusya'ya gittikçe öfkesi artan bir Donald Trump göreceğiz. Washington'un da Suriye ve Orta Doğu'nun genelinde daha aktif bir siyaset izlediğine şahit olabiliriz. Türkiye'de Rus Büyükelçi'ye düzenlenen suikastın ardında Amerika'nın olabileceği söylentilerini saçma olarak niteleyen Briza, bu tür spekülasyonların Türk-Amerikan ilişkilerinde yara açtığının da altını çizdi. Türkiye'de bu olayın arkasında Rusya Türkiye'ye yakınlaşmasına karşı olan Amerika'nın olduğu algısının yayılmaya çalışılmasını üzülerek izliyorum. Bu gerçekten saçmalık. Washington Türkiye'nin Rusya ile sürtüşmesinden çok iyi ilişkiler içinde olmasını ister. Suriye'deki sorunların kısa bir süre içinde düzeleceğini düşünmüyorum. Putin, Donald Trump'ın saflık yaparak Rusya ile ilişkileri fabrika ayarlarına döndürmesinden yararlanmaya çalışacaktır. Ancak Trump'ın bu durumun farkına varmasıyla Washington'la Moskova arasında gerginliğin tehlikeli boyutlara çıkabileceğini düşünüyorum. Bu durumda da kızgın bir Trump'ın Amerika'nın aslında uzun bir zamandır Rusya'ya karşı izlemesi gereken politikaları izlemeye başlayacağını düşünüyorum. Braiza, Rusya'nın Türkiye ile ilişkisini geliştirme nedeninin ardında enerji konusunun da yattığını söyledi. Amerika'nın eski Bakü Büyükelçisi Braiza'ya göre Putin, Rus doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırarak Azerbaycan ve Gürcistan'ı devre dışı bırakmaya ve onlar üzerindeki kontrolünü artırmaya çalışıyor. I think indirectly in that be a where Russia and Turkey Bence dolaylı da olsa Rusya ve Türkiye ilişkilerini güçlendiriyor. Ben büyük resme baktığımda Rusya'nın aslında enerji siyaseti güttüğünü, Türkiye ile ilişkileri güçlendirerek Gürcistan ve Azerbaycan'ı dışlamaya çalıştığını görüyorum. Türk akımı projesiyle Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a yatırım yaparak doğalgazı Kafkas boru hattından Avrupa'ya ulaştırma planı yapan şirketleri vazgeçirmeye çalışıyor. Büyük miktardaki Rus gazı Türk akımı projesiyle Avrupa'ya ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu şekilde Rusya ayrıca Azerbaycan ve Gürcistan'ı kendi kontrolü altına da almaya çalışıyor. Bölünmüş Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Rusya ile yakın temasa geçmesiyle Gürcistan ve Azerbaycan'ın da Türkiye ile ilişkilerinin giderek kötü etkileneceğinden korkuyorum. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Briza, Türk siyasetçilerinin komşu Rusya ile ilişkileri güçlendirirken uzun dönem müttefikleri olan Amerika ve batılı dostlarıyla ilişkilerinde de ödün vermemeye dikkat etmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington. sırada Amerikan basınından özetler var. Bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları Arşegül Simit özetleyecek. Söz sende Arşegül. Bugün Washington Post'a öne çıkan haberlere göz atacağız. Gazete diğer Amerikan gazeteleri gibi bugün ana sayfasında 115. Amerikan Kongresi'nin göreve başlamasıyla ilgili haber ve tartışmalara yer vermiş. Washington Post yeniden Temsilciler Meclisi Başkanı seçilen Paul Ryan'ın yemin töreni öncesinde 13 yaşındaki oğlunun kravatını takmasına yardımcı olurken çekilen fotoğrafı paylaşmış. Ancak gazete baba-oğul arasında yaşanan bu sıcak anı yansıtan fotoğrafın hemen yanında oldukça hararetli tartışmaları konu alan bir habere de yer veriyor. Habere göre Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki temsilciler meclisi yaşanan rüşvet ve yolsuzluk skandalı nedeniyle 3 kongre üyesinin hapis cezası alması üzerine 2008 yılında oluşturulan Bağımsız Etik Kurulu'nun lağvedilmesi edilmesi önerisini yoğun tepki üzerine geri çekti. Gazete Donald Trump'ın bundan sonra daha şeffaf olma ve çıkar çatışmasına girmeme konusunda ders alması gerektiği yorumunda bulunuyor. Trump'ın vergi beyannamelerini hala açıklamadığını, Rusya ile yapılan işler dahil Trump şirketler grubuyla ilgili birçok meselenin açıklığa kavuşmadığını ve Trump'ın başkanken iş dünyasıyla arasına nasıl mesafe koyacağını hala açıklamadığını yazan gazete, yeni başkanın etik konusunda daha alması gereken çok ders olduğunu kaydediyor. Amerikan basından aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Özlem Söz tekrar sende. Teşekkürler Ayşegül. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Teknoloji dünyası 2016'da birçok gelişmeyle birlikte bir takım sorunlar da yaşadı. Sürücüsüz yani otonom araçlar trafiğe çıkarken özel havacılık ve uzay şirketlerine ait roketlerin fırlatma rampalarında infilak ettiğine tanık olduk. Ancak yine de teknoloji umut dolu bir gelecek vaat etmeye devam ediyor. Elektrikli otomobiller artık yenilik sayılmıyor otomotiv devleri kendi kendine süren araçları adeta birbiriyle yarıştırıyor. Otomobil üreticileri ve araç paylaşım şirketleri biri ölümle biten birkaç kazaya rağmen sürücünün kontrolü her an ele aldığı araçlardan trafiğe uyum sağlayanlara kadar farklı türde otonom araçlar üretmeye devam ediyor. Milyonlarca sürücünün bazı yol şartlarına nasıl tepki verdiklerini inceliyoruz. Kendi kendini süren araçlar böylelikle nasıl durumlarda ne gibi tepki vermeleri gerektiğine göre programlanabilir. 2016 yılında robot teknolojisinde de çok ilerleme kaydedildi. Büyük küçük insansı robotlardan tuhaf görünümlere kadar birçok robot üretildi. Bu robot yolcuların uçuş kapısına daha hızlı gitmelerini ve uçağa yetişmelerini sağlıyor. Robotların çoğu deneysel platformlar olup en zor yazılım ve donanım sorunlarını çözmeye yardımcı oluyor. Kimi robotlarsa bilim ve sanayide işlev görüyor. Mars yüzeyinde bile bir robot dolaşıyor. Robotların yakında ürün teslimatına başlaması planlanıyor. 2016'da tıp teknolojisinde de önemli ilerlemeler kaydedildi kıkırdak gibi dokuların üretilmesinden engellilerin yeniden hareket etmesini sağlayan beynin kontrolündeki dış iskeletler bunlara birer örnek. Örneğin eliniz sizin isteminiz dışında hareket ederse bunu göz hareketlerinizle sona erdirebilirsiniz. Üç boyutlu yazıcılarsa artık karmaşık makine parçaları üretiyor. So if we look Eskiden bu bal peteği şeklindeki yapıyı makinalarla üretmenize imkan yoktu. Fiziksel olarak bu mümkün değildi. 2016'da teknolojide yaşanan en büyük hayal kırıklıklarından biri Samsung Galaxy Note 7 akıllı telefonunun pillerinin patlaması oldu. Samsung kusurlu ürünleri değiştirme yoluna gitse de bu sorunu çözmedi ve tüm Galaxy Note 7 serisi geri çekildi. Uzay şirketi SpaceX'in insansız roketi ise fırlatma rampasında infilak etti. Roket çok sayıda uyduyu uzaya götürecekti. Patlamanın SpaceX'in uluslararası uzay istasyonuna düzenlemeyi planladığı ikmal seferlerini aksatacağına kesin gözüyle bakılıyor. 2016'da ses komutlarını anlayarak birçok ev işi yapan yardımcı sistemlerin yaygınlaştığı gözlendi. Bu sistemler müzik çalmaktan internette araştırma yapmaya birçok işi halledebiliyor. IBM'in süper bilgisayarı Watson ise bu yıl birçok tıp projesine katkıda bulundu. Projelerden biri az rastlanan hastalıklar hakkında toplanan verileri işlemden geçirmek Tıp alanında elimizdeki bilgi miktarı ikiye katlanacak. Bu çok büyük miktardaki tıbbi veriyi kullanabilmemiz için bazı yardımcı sistemlere, yazılımlara ihtiyacımız var. 2016 ayrıca bilgisayar sistemlerinin siber saldırılara ne kadar açık olduğunu gösterdi. Kullanıcılara ait kişisel verilerin çalınması 2017 yılında da siber güvenliğin en önemli teknoloji eğilimlerinin biri haline geleceğinin göstergesi. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Köpeklerin koku alma duyusunun insanlarınkinden çok daha iyi olduğunu hepimiz biliriz. Köpeklerin burnu insanların burnundan 50 kat daha güçlü koku alır. Aynı zamanda köpekler havayı koklarken çok daha iyi bir teknik kullanır. Amerika ve Ulusal Bilimsel, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim adamları bu özel tekniğin sırrını çözdüklerini açıkladı. Köpekler en çok koku duyularına güvenir. Bir şeyin peşine düştüklerinde çok hızlı bir şekilde saniyede 5 kez nefes alıp verirler. Polis teşkilatlarının kullandığı buhar tespit cihazlarını geliştirmek isteyen Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü uzmanları bir köpek burnu maketinden yola çıkmış. Bu plastik parçasının gerçek bir köpek gibi nefes alıp koklamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yapan bir sistem geliştirdik basit bir pompa köpek burnu maketinin gerçek bir köpek gibi koklamasını sağlıyor. Özel bir lambaya bağlı bir video kamera ve çift taraflı aynalar bilim adamlarının görünmez hava buharlarının hareketini görmesini sağlıyor. Bir çakmaktan çıkan gaz giderek yayılıyor. Köpek burnu maketi üzerine aseton serpilmiş poliüretan tıkacını kokladığında hava buharına ne olduğunu açıkça görmek mümkün. Havayı bu yöne iterek diğer yönden kendisine doğru yeni hava çekiyor. Buna aerodinamik menzili arttırmak diyoruz. Köpeğin burnu uzaktaki hava buharına da ulaşıyor. İçine çekiyor ve burnundaki inanılmaz güçlü alıcılar sayesinde analiz yapıyor. Bu işlemi de saniyede 5 kez tekrarlıyor. Bilim adamları bu sistemi bir patlayıcı tespit cihazında denemiş. Bu sistem sayesinde cihazın hassasiyeti 16-17 hatta bazı durumlarda da 18 kez arttı. Araştırmacılar buhardaki dinamiklerin köpeklerin koku almalarında rol oynadığını, bomba tespit cihazlarının da aynı şekilde çalışabileceğini söylüyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington Stüdyo Washington burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette Amerika'nın sesi.com adresinde yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.